bu hafta içerisinde birçok yeni filmden fragmanlar gelecek ve yeni fragmanlar hakkında detaylı bilgiler isteyenler olduğunu çok iyi biliyorum. Hafta sonu yapılacak olan Super Bowl yanında başka filmlerden de yeni fragmanlar gelecek. Peki yeni fragmanlar bizlere neler vaat ediyor ve hangi filmlerden fragman alacağız diyorsanız bu video sizler için. Ancak başlamadan hemen önce eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. olarak Godzilla X Kong The New Empire filminden yeni bir fragman yayınlanacak. Bu fragman Super Bowl'dan bağımsız bir şekilde bir hafta içerisinde yayınlanmış olacak. Yeni fragmanın ilk fragmandan çok daha iyi ve dolu olacağı söylendi. Muhtemelen yeni fragmanda Shimgui bizlere gösterecekler ve filmde göreceğiz. Bunun yanında diğer Titan savaşları hakkında da bir iki detay vereceklerdir. Çünkü bu film içerisinde sadece 4 ana Titan yer almayacak. Toplamda 11 tane Titan göreceğimizi sizlere daha önce de söylemiştim. Bunlar dışında filmde göreceğimiz birçok farklı Titan savaşı da olacak. Yani yeni fragman hem çok iyi olacak hem de bu hafta içerisinde yayınlanacak. Super Bowl sırasında yayınlanacak olan bir diğer fragmana gelirsek, elimizde çok iyi haberler var. İlk olarak Paramount'un Knuckles dizisinden ilk fragmanın geleceği söylendi. Geçtiğimiz günlerde Sonic 3 filminden bir teaser yayınlanmıştı ve yeni fragmanın habercisi gibi görünüyordu. Ancak şu anda Paramount'un en büyük hedefi yeni dijital platformunun reklamını yapabilmek için Knuckles'tan bir fragman yayınlamak olacak. Knuckles serisinin fragmanı dizinin nasıl bir hikayeye sahip olduğunu bizlere gösterecektir. Benim asıl beklentim ise Sonic 3 filminden fragman almaktı. Ama şu anda sadece Knuckles için bir fragman geleceğini söylüyorlar. Bu hafta fragmanı gelecek olan bir diğer filmimiz ise Deadpool 3 olacak. Deadpool'un 3. filmi 2024'ün en çok beklenen yapımlarından biriydi. Bu filmin neden bu kadar önemli olduğuna gelirsek aslında eski X-Men filmlerini izleyenler için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ryan Reynolds ilk iki film içerisinde bence çok büyük bir başarı elde etti. İlk iki filmin gişesi bence çok güzeldi ve bu film 2024 yılında 1 milyar doları geçecek, belki de 2 milyar dolara kadar ulaşacak gişe hasılatına sahip olacak. Filmin fragmanında çok üst düzey sahneler olmayacağını ve çok basit bir teaser gibi olacağını söylüyorlar. Ama yine de 3. filmle ilgili birçok merak edilen detayı vereceklerdir. Bu hafta fragmana gelecek olan bir diğer film ise Maymunlar Cehennemi 4 olacak. İlk 3 film bana göre çok başarılıydı. Çünkü Maymunlar Cehennemi güzel bir seriydi ve bu serinin bu kadar beğenilmesinin sebebi bence hikayesiydi. Şimdi 3. filmden yıllar sonrasını izleyeceğiz ve ilk fragmandan sonra daha detaylı bir fragman yayınlanacak. Her ne kadar bu film 10 Mayıs'ta vizyona girecek olsa da ikinci fragman için birkaç detay verebiliriz. Maymunlar uzun yılların ardından tekrardan elektriği keşfedecekler. En son ikinci film içerisinde insanlar kullanılacaklar kullanabilsin diye barajları kullanıma açmışlardı. Şimdi ise maymun klanları arasında bir savaş başladı ve teknolojiyi en iyi kullanan hangisi ise elbette dünyaya onlar hakim olacaklar. Maymunlar Cehennemi'nin dördüncü filminden yeni fragman geldiğinde yine tüm detayları konuşacağız. Bu hafta fragmanı gelecek olan bir diğer efsane yapım ise Place Day One olacak. İlk iki filmi izleyenlerin de bileceği üzere bu film bir tür uzaylı istilasını konu ediniyordu. Bizler sadece bir ailenin başına gelenleri izlemiştik, şimdi ise dünyada ilk gün neler yaşandığını öğreneceğiz. Aslında çok çok abartılacak bir konusu yok, özellikle günümüze göre bence oldukça sıradan bir film serisi. Ama ben daha önce ilk iki filmi izlediğim için devamında neler olacağını ve olayların nereye bağlanacağını merak ediyorum. Bu hafta fragmanı gelecek olan bir diğer film ise bir Disney Pixar filmi olacak. Inside Out serisinin ikinci filminden bir teaser yayınlanmıştı. İnsanların kafasındaki duyguları konu edinen bu filmi seven çok sayıda insan var. İkinci filmde ise anksiyete, utanç, sıkıntı ve kıskançlık gibi daha birçok yeni duygu ekleyecekler. Pixar filmlerinin gidişatı ne olacak böyle? Ne zaman istediğimiz filmler gelecek diyenlerin olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü biz daha çok Cars 4 ya da Toy Story 5 gibi yapımları bekliyoruz. Ama Inside Out filmi de 2024 yılı için güzel bir proje olacak. Fragmana gelecek olan bir diğer film ise If. Foster'ın hayali dostlar mekanının live action uyarlaması gibi olan bu filmin başrolünde Ryan Reynolds yer alıyor. Film tam anlamıyla hayali dostlar mekanını anlatıyor ve güzel bir içeriği var. Foster'ın hayali dostlar mekanı keşke bir şekilde devam etseydi dediğim çizgi filmlerden biridir. Son olarak da Kung Fu Panda'nın dördüncü filminden yeni bir fragman yayınlanacak. Filmin vizyona girmesine gerçekten çok az kaldı. 8 Mart'ta vizyona girecek olan film bu yılın en çok beklenen animasyonlarından biri. Tabi şimdi sizlere 8 Mart'ta film vizyona girecek dediğime bakmayın dostlar. Çünkü ülkemizde UIP Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre bu film bir ay sonra vizyona girecek. Bu yüzden bizler filmi geç izlerken yurt dışında film çoktan vizyona girmiş olacak. Peki yeni gelecek olan fragmanda neler göreceğiz derseniz de hemen açıklamak istiyorum. Yeni filmin fragmanında Kai ve Lord görmeyi bekliyorum. Filmin ilk taslak fragmanında eski düşmanların hepsinden bahsetmişlerdi. Ancak Universal'dan sızdırılan fragman yüzünden ilk fragman aceleye geldi. Yani Kung Fu Panda'nın ilk fragmanında sadece belirli isimlerin seslendirmesiyle aceleye gelmiş bir fragman izlemiştik. Genelde Kung Fu Panda serisinin ikinci ve üçüncü fragmanları çok daha güzel olur. Bu yüzden bu hafta içerisinde beklediğim en iyi fragman muhtemelen bu olacak. Gördüğümüz kadarıyla dostlar hemen hemen her stüdyodan yeni filmler duyuruldu. Aslında DC'den de The Joker'in ikinci filmi için yeni bir fragman duyurusu beklerdim. Belki bir sürpriz yaparlar ve ilk fragmanı yayınlarlar bunu hep birlikte göreceğiz. Evet dostlar şimdilik söyleyeceklerim bunlardı. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.